Selamun Aleyküm. Yeni Asya Gazetesi Üronur TV izleyicileri. Bir yeni programda sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda Yeni Zelanda'da bir e, olay, müessif bir olay yaşandı. E, bir aklını kaybetmiş diyelim. Meczup elindeki e, kurşunlu silahla, otomatik silahla tarayarak bir mabette, camide bulunan e, Müslümanlar üzerinde kurşun yağdırıyor ve 51 Müslüman bugüne kadar e, orada şehit olmuş olduğunu işitiyoruz, işittik. Ve dünya olarak e, üzüldük, Müslüman olarak üzüldük e, ve tabii ki bu müessif olay hiçbir zaman hiçbir insanın tasvip etmeyeceği bir olaydır. Hiç kimsenin beklemediği bir olaydır aslında. Belki o güne kadar bir İslamofobi diye yanlış bir algı dünya nezdinde ısrarla pişirilip pişirilip ısıtılıp ısıtılıp pişirildi bu ve gündeme getirildi İslam korkusu gerek Batıda ikinci Avrupa tarafından pişirildi Üstad Hazretleri çünkü Bediüzzaman Hazretleri Avrupayı ikiye ayırıyor biz de bu meseleye bu iki yönden bakarsak daha doğru bir tespit elde etmiş oluruz birinci Avrupa Hazreti İsa'nın din hakikisinden aldığı feyizle e, Kur'an'ın öne önerdiği e, ictimaî e, değerleri öne süren ve bunu kabul eden mesela haktır, hukuktur, adalettir, e, insan hakkıdır gibi hususları ön planda tutan ve bütün insanların hukukunu e, öne çıkaran bir Avrupa değeri değerleri dediğimiz bir yapı, Avrupa değerleri. Bir, e, ikinci Avrupa ise e, zulüm üzerine kurulmuş Felsefeyi alt başlık yapmış felsefe üzerine kurulmuş sefih bir medeniyeti savunan e, ve sefih medeniyetin günahlarını savunan insanlığın e, alabildiğine hunharlaşmasını işte kendi fanatizmini kendi yanlış algısını bütün dünyaya kabul ettirmeyi e, ırkçılığını vesaire sadizmini bütün dünyaya yaymayı amaçlayan bir e, Avrupa'yı yapı da var. Bu yapıyı da tanımamız gerekiyor. Bu yapıya Bediüzzaman Hazretleri ikinci Avrupa diyor. Yani Avrupa'yı iki yönden bu şekilde tasnif ediyor. Yoksa tüm Avrupa'ya biz bu şekilde vurursak haksızlık etmiş oluruz. Tüm Avrupa'yı sefi medeniyet olarak e, algılarsak da yanlış etmiş oluruz. Tüm Avrupa'yı İsevi dininin fe, dini hakikisini feyiz alıyor diye e, algılarsak da bu da yanlış olur. Dolayısıyla bu iki yönden Avrupa'yı görmek lazım ve aslında hem Avrupa'yı hem Amerika'yı hem diğer e, Avustralya, Yeni Zelanda vs. diğer ülkeleri de bu şekilde iki ayrı tasnifle tanımakta fayda var. Çünkü bir e, ülkelerin elinde bulunan manevi, semavi dinden ya da bu dinin bir takım değerlerinin e, yaşadığı bir e, beşeri anlayış var. İnsan hakkını, hukukunu, temizliği, çalışkanlığı, verimli olmayı, güvenilirli olmayı dürüst olmayı seven ve bunu savunan bir değerler zinciri var. Bu değerler Kur'an'ın zinciridir. Kur'an'ın değerleridir. Ama dünya nezdine kabul görmüş değerlerdir, bu değerlerdir bunlar. Bir de bu değerleri ters yüz eden ve tamamen sefi medeniyeti işte hileyi, hurdayı dürüst olmadan, olmadan hileyle bir takım yerlere gelmeyi, gasp etmeyi hakkı hukuku çiğnemeyi, sadistçe kendi görüşlerini karşı tarafa empoze etmeyi, buna benzer insanlık dışı bir takım tavırları benimseyen, elindeki gücü de bu yönde kullanan bir yapı dünya nezdinde var. İşte bu Yeni Zelanda'daki müessif olay bu yapının bir mahsulü diyebiliriz. Yani bu terör, terör doğuran bir yapıdır bu. Bugün Müslümanlar içinde de terör varsa bir Boko haramdan tutun da işte PYD, YPG, işte ne bileyim bu PKK'ya kadar ya da başka diğer ülkelerdeki terör yapılarına kadar, DAEŞ'ine kadar e, cihat başlığı altında kurulmuş olduğu ilan edilen, ısrarla kabul ettirilmeye çalışılan DAEŞ'e kadar vesaire diğer e, terör altyapılı örgütlere kadar e, kurduran bakıyoruz dış güçler. Yani bu ikinci Avrupa'dan güç alan, elinde güç bulunduran parayı, makineyi, gücü bulunduran ve beşeriyete zehir kusan bir yapı var dünyada. Bu yapı bakıyoruz ki Müslümanları da bozmak ve Müslümanlar arasında husumet tohumları atmak silahla, kurşunla cihat ediyorum diye cihat adını da kötüye kullanarak, suistimal ederek bir takım yapılarla Müslümanlığı dünyaya kötü bir imajla tanıtmak çabası var bu çabanın işte bu bu çabanın mahsulünün olduğunu bu terör Yeni Zelanda'daki son terör olayında bunu görüyoruz. Bu çabanın mahsulü bu. Ama bu çabayla şu görülmüştür ki dünya nezdinde İslamiyet'in bir barış dini olduğu, kardeşlik dini olduğu, merhameti e, tavsiye ettiği, insanlık sevgisini tavsiye eden bir din olduğu anlaşılmış oldu. E, buradan hazır yeri gelmişken Yeni Zelanda'daki bu müessif olaydan sonraki günlerde yaklaşık 15 gün katı kadar bir gün geçti. Bu gün iç, günler içerisinde başta Yeni Zelanda halkı ve yöneticileri olmak suretiyle fevkalade müsbet bir çizgi izlemişlerdir. İzliyoruz ve gerçekten takdir ve tebrik ediyoruz. Başbakanından başlayarak bütün yöneticilerini emniyet teşkilatına kadar halkına kadar Müslümanların acısını paylaşan Müslümanların ıstırabını paylaşan derdini paylaşan bir duruş sergilemişler ve teröre el birliği içerisinde kardeşçe biz biriz mesajı vermek suretiyle hatta bugün bir yine 25 bin kadar kişinin katıldığı bir yine program yapmak suretiyle yine şehitler anılarak orada şehit olan insanlar alınarak ve o şehitlerin yakınları yine e, taziyelerde bunun durulmak suretiyle e, bir programda anmışlardır. E, hakikaten göz yaşartıcı bir tablodur. E, Yeni Zelanda halkının ve yöneticilerinin bu müsbet tavırları Müslümanca bir e, tablodur. Kur'an'ın önerdiği bir tablodur. E, Avustralya başbakanı da keza Avustralya halkı da bu kutlamalara gönül birliği içerisine katılabilmiştir. Bakıyoruz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Amerika'da New York'ta yine bir cuma namazında ziyaret etmek suretiyle Müslümanları aynı müsbet duruşu sergilemiştir. Yani Müslümanlık bir barış dinidir. E, fanatizm bunun tam karşısındadır. E, sadizm bunun tam karşısındadır. E, fobi dediğimiz her türlü korku, şiddet, e, baskı, terör ve ve Kaos ve Kargaşa bunun karşı tarafındadır. karşıtlık bunun karşı tarafındadır. İslamiyet, barış, sul, e, müsalemet, kardeşlik, bir beraberlik, dünya kardeşliği, insanlık kardeşliği bunlar aynı e, safta yer almıştır ve almalıdır. İslamiyet e, böyle bir imajla dünyaya tanıtılmayı. Hak eden bir dindir. Bu yöndeki gelişmeler gerçekten bize onur vermiştir ve bu yöndeki müsbet gelişmelere destek veren bütün yöneticilere buradan tebrik etmeyi bir vazife biliyoruz. Bu gelişmelerle belki eş anlam eşit bir zamanda ülkemizde birdenbire bir Ayasofya tartışması gündeme geliverdiğini görmekteyiz haklı bir davadır. Ayasofya cami olmuştur 481 sene. Fatih Sultan Mehmet Han merhum İstanbul'u fethettikten sonra sadece Ayasofya camini o sembol olduğu için o mabedi cami olarak çevirmiş ve diğer kiliselere zaten dokunmamıştır. Hristiyanlar diğer kiliselere gidebilmişler, ibadetlerini yapabilmişlerdir. Fakat Ayasofya bir sembol tarzındaki şöyle bir sembol vardır. Yani bir Müslüman fethettiği yerdeki ilk e, mabedi camiye çevirir, Bir e, sembol olarak o bölgenin Müslümanlar tarafından fethedildiğinin sembolü olmak suretiyle. Ama diğer mabetlere dokunmaz çünkü diğer dinlerinde hürriyetleri vardır, kendi dinlerini yaşama e, hakları vardır. Buna hep saygı duyula gelmiştir. Ve Ayasofya'nın camiye çevrilmesi de diğer dindeki olan insanları yaralamamıştır. Çünkü Müslümanların adaleti, Müslümanların saygısı, diğer insanlara olan verdiği ehemmiyet diğer başka dinlerde de olsa o dinlerdeki insanlar verdiği gösterdiği saygı, hürmet, insanlık saygısı, insanlık değeri o insanlar tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiş ve hatta üstün tutulmuştur. Çünkü Müslümanlar Allah korkusuyla insanlara yaklaşır, insanca yaklaşır ve insanca insanlara değer verir. Zimmilik esası vardır. Yani zimmetimizde olarak bilinmiştir. Başka dindeki insanlar her zaman Müslümanların zimmetinde olmuştur. Yani emanetinde olmuştur. Yani bir kılına zarar gelse Müslüman yöneticiler sorumluluk hissederler ve kendilerini görevli bilirler. Ve başka dinden de olsa onların hukuklarını savunurlar, onların haklarını savunurlar. Bütün bu hizmetlerin bir karşılığı vardır elbette. Dolayısıyla Müslüman yöneticiler hiçbir zaman başka dindeki insanlara zulmetmemişlerdir. Haksızlık yapmamışlardır, haklarını gasp etmemişlerdir ve hukuklarını çiğnememişlerdir. Mesela Osmanlı ta Sırplara kadar, Bosna'ya kadar e, gidiyor. Nibul'e kadar Osmanlı genişletiyor topraklarına ama fetihle gidiyor ama o bölgedeki Hristiyan tebaya, Hristiyan milletlere, unsurlara hiçbir zaman ne baskı yapıyor ne onları kınıyor ne onların mabetlerine dokunmuyor Osmanlı. Mabetleri yerinde kalıyor. Onların e, dini hürriyetlerini, dini dini yaşama e, gayretlerini ve mabedlerini e, hür bırakıyor, serbest bırakıyor. Onların dini e, yaşayışlarına haklarını, dini haklarını veriyor. Dolayısıyla eğer bir baskı uygulasaydı tarihçiler öyle diyor. Bütün Sırplar Müslüman olacaktı. Bulgarlar Müslüman olacaktı. Yunanlar Müslüman, Müslüman olacaklardı. Çünkü güç Osmanlı'daydı. Kudret Osmanlı'daydı. Ama böyle bir kılıç zoruyla İslam'a davet etme şekli İslamiyet'te yoktur zaten. O bu benimsenmemiştir. E sadece gönül seferberliği içerisinde dileyen Müslüman olmuştur. Dileyen kendi dininde kalmıştır. Bu bugün de böyledir, dün de böyle olmuştur. Yarın da böyle olacaktır. Dolayısıyla bir dinin başka bir din mensubuna baskı yapması, hele hele Müslümanlığın başka bir din mensubuna baskı yapması ne tarihte vardır söz konusu olmamıştır. Günümüzde de söz konusu olmamıştır. Barış esastır. Sulhu umumi esastır. Bediüzzaman Hazretleri bunu ısrarla vurguluyor. Sulhu umumi diyor dünyaya Gerekir Kur'an bu sulh umumiyi getirmiştir. Kur'anın değeri diğer e, teslim edildikten sonra dünyaca dünyaya bir sulh umumi gelmemesine imkan yoktur. İşte bu e, Yeni Zelanda'daki olay bu sulh umumi'nin e, bütün dünya nezdindeki önemini bir kez daha e, bize e, dünyaya kabul ettirmiştir. Dolayısıyla bu Ayasofya meselesinde sanki birileri provoke eder tarzında bir fikir mi attı? Nasıl bir şekilde gündeme geldiyse bir Müslüman Hristiyan çatışması varmış gibi bir e, ortada kamuoyunda bir rüzgar esi verdi sanki. Bu tehlikeli bir şeydir saygıdeğer izleyiciler. Biz e, Müslüman Hristiyan çatışması yapmak suretiyle bir mabedi böyle bir çatışmaya kurban etmeyecek kadar vakur olmak gerekiyor. Çünkü bu mabet Müslümanların 481 sene cami olarak kullandığı ve belki devam ede gelen 70 80 yıl da kattığımızda 500 550 senelik bir tarihi olan bir mabettir. Dolayısıyla bu konuda elbette Müslümanlar Türkiye Cumhuriyeti hükümeti iradesini ortaya koyacaktır. Koymalıdır ya da bir husumet rüzgarı estirmeden kendi haklı davasını kabul ettirerek, savunarak ifade ederek, hikmetini ortaya koyarak savunabilmeli. Çünkü bu mabedin bu 500 yıllık mabedin müze olmasının gerçekten ne Hristiyanlara ne Müslümanlara bir katkısı da yoktur. Esasen bizim e, kıdemli camilerimiz de bu çok bu çerçevede bir açık hava müzesi gibidir. Yani insanlar girip ziyaret edebilirler, gezebilirler. Diğer mabetlerin özellikleri de bu çerçevede vardır ama e, bir mabet kendi mabetliğini e, yapmalıdır. Bu onun asli görevidir. O taşlar mabet olsun diye konmuştur üst üste. O kubbeler, o minareler. Dolayısıyla müze olsun da insanlar böyle e, sadece boş bir ziyareti bulunsun diye değil ama e, tarihi değeri ancak mabet olmasında gizlidir. Mabet olarak kullanılmasında gizlidir. E, bu bu suistimal değildir. Bu onun hakkıdır. O mabedin hakkıdır. Fatih Sultan Mehmet'in hukukudur. Osmanlı'nın hukukudur. O mabedin ve o caminin hukukudur. Dolayısıyla bu meseleyi, bu haklı meseleyi, bu cerhedilmez meseleyi böyle bir e, terör olayına ilintili bir şekilde hemen gündeme getirip sanki bir çatışma varmış gibi bir rüzgar estirmek tehlikeli olabilir. Bunu dikkat çekmemizde fayda var ama bu haklı davayı e, savunmak gerekir. E, o mabedin e, camiye dönüştürülmesi, zaten de cami olan o mabedin asli hüviyetine kavuşturulması o mabedin de hakkıdır. E, Müslümanların da hakkıdır, hukukudur. Türkiye'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nin de hukukudur. Çünkü bu memleketin e, her bir karşı toprağında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve milletinin elbette hakkı vardır. Başka milletlerin e, bu topraklar üzerindeki mabede e, mabedle ilgili görüş bildirmeye ya da baskı kurmaya ya da eee müdahil, müdahil bulunmaya hakları e, yoktur. Bunu kabul edemeyiz. İnşallah böyle güzel günlerin de gelmesini e, bekliyoruz. Kur'an çünkü böyle güzel günlere hak ediyor İslam dini öyle güzel günleri dünya nezdinde hak ediyor. Bulunduğu yere e, güzel mevkiine konulması gerekiyor. E, dünyada Müslümanların konumlarına baktığımızda... ...gerek Çin'de, gerek e, Arakan'da, e, gerek e, diğer bölgelerde... E, ...pek iç açıcı olmayan sıkıntılar yaşadığını görüyoruz Müslümanların. E, Müslümanın Müslüman'ı savunamadığı bir e, çerçeveyi gördükçe gerçekten içimiz burkuluyor... Dilerim Rabbimden inşallah Müslümanı Müslümana kardeş şeyler, Müslümanı bütün dünya nezdindeki Müslümanların hakkını, hukukunu savunur bir güce, kudrete ulaştırır. Bir barışa, bir sulha, bir kardeşliğe ulaştırır. Ve İttihadi İslam'ı tez vakitte inşallah Rabbim Müslümanlara nasip eyler diye dua edelim. Saygıdeğer izleyicilerimiz Yanasi Gazetesi Ürünur TV olarak programımızı burada nihayet erdir, erdirmiş bulunuyoruz. Bir başka programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.